Herkese merhabalar. Kapanışa doğru YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman sabah saatlerinde bir miktar yukarı yönlü gittik. Etkindi. Pozitif açılışla beraber burada X-Bank dışında sektörel bazda diğer sektörlere gelen alımlarla birlikte yukarı yönlü gittiğin etkin bir şekilde devam ettiğini gördük. Fakat faiz kararı sonrasında tekrardan borsa tarafında bir miktar negatif ayrışma söz konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizine herhangi bir değişiklik gitmedi. Burada merkez politika faizini %50 seviyesinde sabit bıraktı. Nitekim zaten bizim de beklentimiz bu yönde bulunuyordu. Burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası karar metninde burada para politikasının gecikmeli etkilerinin dikkate alındığına atıfta bulundu. Onun dışında aylık enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasının, sıkı duruşun devam edeceğine yönelik de söylemlerde bulundu diyebilirim. Borsa tarafına baktığımız zaman BIST 100 endeksinde aşağı yönlü gittik. %0.20 skonto seyriyle devam ediyor. Burada sektörel bazda baktığımız zaman holdingler yine sabah saatlerinde holdingler tarafı miktar pozitif ayrışıyordu. Yine pozitif ayrışıyor. Onun dışında baktığımız zaman da burada bir miktar daha sanayi tarafında pozitif ayrıştığını, diğer sektörel bazda endekslerin aşağı yönlü hareketlik içerisinde olduğunu görüyoruz. Yurt dışında da yine önemli bir akış bulunuyordu yurt içinde olduğu gibi. Yurt dışında ABD ekonomisine yönelik büyüme verilerini takip ettik ilk çeyrekte. ABD ekonomisi ilk çeyrekte bir miktar daha beklentinin altında bir büyüme verisiyle karşılaştı. Burada ilk çeyrek beklentilerinde genel anlamda %2,5 bir büyüme verisi bekleniyordu ama baktığımız zaman %1,6 bir ilk çeyrek büyümesiyle karşı karşıya kaldık. Bu da bir miktarda aşağı yönlü revizeye sebep oldu. Ekonomik aktiviteye yönelik bir miktar daha zayıf bir akışı gelmesine rağmen dolar endekste bir miktar teknik hareketlik söz konusu. Yukarı yönlü bir 106 denemesi. Etkin ABD 10 yıllık tahvil getirse de yine yukarı yönlü hareketlerin etkin bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Buna paralel olarak da Euro-Dolar paritesinde aşağı yönlü hareketlerin gerçekleşiyor. Özellikle burada 1.073 direncini etkin bir şekilde takip ediyorduk. Bu direnç hattından tekrardan tepki hareketlerinin aşağı yönlü gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle buradaki hareketliklerde 1.067 76 daha sonrası hareketinde 1.0664 destekleri sırasıyla önemli olacaktır. Gelen veri yakışıyla beraber trend bozulmuş değil. Godora paritesinde yükseliş trendindeki hareketlik devam ediyor. Fakat bu trendin destek altında 4 saatlik ve günlük kapanışa görürsek tekrardan burada negatif görünümünde teknik anlamda da etkin olabileceğini bekleyebiliriz. Altın tarafına baktığımız zaman nispeten negatif seyir söz konusu. Burada aşağı yönlü hareketlik geldi. Tekrardan hatırlatmakta fayda var. 2.300 dolar üzerinde altın tarafına kalıcı hareketlik devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu soruyu sormaya devam ediyoruz. 2.300 dolar seviyesinin aşağısındaki hareketlik. Çünkü 2.200 dolar seviyesi doğru ani geri çekim hareketliğini sağlayabilir. Bu sebeple 4 saatlik kapanış şartı da burada önemli olacaktı. Yine bu 2.400 dolar o bant hareketliğinden aranan tepki hareketliğinde veri sonrasında da devam ettiğini gördük diyebiliriz. Nasdaq 100 endeksine baktığımız zaman da vadelilerde bir miktar negatif görünüm etkili zaten borsa tarafında. Dün Meta tarafında bir miktar daha beklentilerin üzerinde bir anço açıklamasına rağmen ileriye dönük projeksiyonlar, ileriye yönelik tahminlerde bir miktar aşağı yönlü revizeler olması genel anlamda Wall Street endekslerinde aşağı yönlü hareketlerin etkili olmasına sebep oldu. Bugünkü açışta burada yakından takip etmeye devam edeceğiz. Kapanışa doğru piyasalar ile ilgili aktaracaklarım bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz hemen videomuzun aşağısındaki beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi akşamlar dilerim. Hoşça kalın.